Herkese merhaba. Şu an 12:10 geçiyor sanırım ve bir de otobüs var. Kuzenimle beraber alışveriş merkezine gideceğiz. Ben de bugünü sizlerle paylaşmak ve vlog gibi bir şey çekmek istedim. Gördüğünüz gibi makyajsızım. Makyajımı yapacağım sizlerle beraber. Ama bu konuda çok iyi değilim. O yüzden bir şey yanlış falan yaparsam lütfen dalga geçmeyin. O zaman konuşurken başlayayım. Önce şöyle bir BB krem sürüyorum altına. Sonra işte birazcık fondöten süreceğim. Ve onları işte yapmaya çalışacağım. Aslında hiç makyaj yapmayan biri değilim. Yani dışarı çıkarken her zaman yapıyorum ama ben sadece kontür, allık, işte onları hiç bilmiyorum kullanmayı. Zaten bende de yok. Çok tuhaf hissediyorum şu an kendimi. Aslında benim şöyle süresim geliyor. Ama böyle tampon gibi yapın diyorlar. Neden bilmiyorum. Şöyle aynaya bakayım, daha rahat olacak benim açımdan. Bu arada biletimi aldım. Yani 10 Eylül'de inşallah Balıkesir'e gidiyorum. Akşam 7 gibi. Biletimi o bilet sitesinden alıyorum genelde hep ve aynı firmadan. Bu sefer şöyle tuhaf bir şey oldu. Biletimi aldığımda bana bir mesaj geldi. Burger King'de kampanya varmış. İşte bilet aldığınızda ikili menü tek fiyatına gibi bir şey geliyor. Yani yarı fiyatına. Ben de o yüzden anneme dedim hadi birlikte gidelim işte hamburger yiyelim. Annem de kabul etmedi. Yani ilk başta etti gibi de sonradan işte kuzeninle gidin falan dedi. Ben de kuzenimi aradım, onunla birlikte gideceğiz. Belki videosunu izlemişsinizdir. Onunla daha önce video da çekmiştim. Zaten fazla pek arkadaşım yok. İşte onunla alışveriş merkezine gideceğiz. Ne yaparsak artık belki sinemaya falan da gideriz. Umarım eğleniriz. Çok komik görünüyor. Markasını da göstereyim belki almak isterseniz. Wet n Wild'ın gratisten almıştım. Aslında bunun bir tane koyu versiyonunu almıştım ben ve çok beğenmiştim. Bir dahaki gittiğimde o tonunu bulamadım. Bir açığını aldım. Bu da biraz tenime açık kalıyor, yani ruh gibi oluyorum ama iyice yedirince çok belli olmuyor. Yani sorun yok. Aslında bu kadar üstünde beyaz beyaz sırıtmıyordu. Fakat yani iki kere havuza gittim alt üstü. Sonra kapkara oluverdim. Umarım geçer bu bronzlaşma. Kapanmadan, şalımızı yapmadan yapsanız daha kolay olur da ben video için mecbur. Çok mu beyaz oldum ya? Bilmiyorum ki. Neyse, ruj falan sürünce düzelir umarım. Aslında allık kullanmayı öğrensem iyi olur, kendime bir tane alsam. Çünkü böyle yüzüm çok beyaz duruyor, hayalet gibi. Oldu gibi ya, ne bileyim. Olmadıysa da hayırlısı diyoruz. Şimdi ne yapalım? Önce far sürülüyordu galiba. Bunu ben öyle sürüyorum yani elimle gözümün üstüne. Bu çok pembeymiş ya, kahverengiden süreyim. Neyse şöyle bir... Umarım linç yemem. Nasıl makyaj yapıyorsun sen diye. Çok pembe oldu ya. Üstüme de hiç yakışmadı. Ben siyah giyiniyorum ya. Yok be. Ama kime beğendireceğim kendimi? Bir şey olmaz. Pembe siyah aşkına diyorum. Yani ne yapalım? Neyse. Şimdi rimelimizi sürelim. Bundan da okula gitmek için iki tane almıştım. Şöyle ama okula açılmadı maalesef. O yüzden pek kullanamadım. Beğendim ben bu markayı. Ucuzdu. İki tane almıştım böyle. Yani memnun kaldım. Gözlük takmayınca şaşık gibi mi görünüyorum anlamadım. Çok fazla gözlük takma alışkanlığım yok ama göz doktoruna gitmem gerekiyor. Çünkü bence göz numaram bayağı arttı. İdare eder. Tamam, yeter bu kadar. Zaten benim makyajda en çok önemsediğim kısım, yani önemsediğim derken en çok sevdiğim kısım dudaklar, çünkü dudaklarıma bir şey sürmeyince çok boş geliyor yüzüm. Renksiz gibi. Lütfen taşırmayayım ya. Çok değişik oldu. Evet, harika. Hep dudağımın dışına taşıdım. Oldu gibi ya. Şimdi üstüne şundan süreceğim. Bunu birinde görüp çok beğenmiştim. Böyle
ne bileyim güzel. Likit ruj gibi bir şey. Gloss mu deniyor? Ama kendim aldım. Sanırım biraz açık bir rengini almışım. O yüzden ben yani beğenmedim. Böyle çok belirginleştirmiyor. Ben de koyu renkleri seviyorum genelde. Aa, kokusu çok güzel. Harika bir kokusu var. Olduğu kadar ya. Bence yani ben kendimi iyi hissediyorsam gerisi önemli değil. Şöyle yanaklarıma sürsem ne olur ki bundan? Allığı olmayanlar böyle yapıyor mu acaba? Küçükken bir tanıdığım biri böyle rujunu hep far olarak gözlerinin üstüne sürüyordu. Far olmasına rağmen. Bir renk kattı sanki hafiften. Bence tatlı oldu. Gözlüğümü de takayım. Bu arada lens almayı düşünüyorum. Kullananlar varsa yorum yapabilir mi acaba? Renkli ve şeffaf lens arasında ne gibi farklar var veya renkte kullanmak güzel mi? Öyle göz rengimi değiştirmek gibi çok bir isteğim yok ama denemek istiyorum. Hani nasıl olur? Yakışır mıydı falan. Bence denemekten zarar çıkmaz. Yoksa gözlerimi seviyorum. Evet, hazırım dışarı çıkmaya. Çantamı hazırlayayım. Eşyalarımı yanıma alayım. Kulaklığımı falan. Kulaklığım olmadan çıkamam. Kulaklığımı aldım. Bir de şu kolyeyi takacağım. Uzili. Wow, bad girl. Evet arkadaşlar, böyle siyah, beyaz, gri giyindim ve şu çanta biraz alakasız oldu ama bence güzel. Bunu NC Waikiki'den almıştım ve rengi aşırı hoşuma gitmişti. Bence çok güzel. Mint yeşili mi deniyor buna? Bilmiyorum. Öyle. Maskeyi unuttum. Annem kapıyı açmıyor. Çıktı. Sanırım öleceğim. Otobüs burada bekliyor. Şoför yok. Bayağıdır sıcakta oturuyorum ve bayılmak üzereyim. Keşke daha geç çıksaydım evden. Gerçi sadece 10-15 dakika erken çıktı ama. Yanıyorum ya. Yeni banyo yapmıştım. Hemen terledim. Çok moralim bozuldu şu an. Adam niye gelmiyor? Kahveye mi gitti? Ne yapıyor anlayamıyorum. Üff. Kuzenimle alışveriş merkezine geldik. Konuş. Merhaba. Merhaba. Evet. Her sabah 2'den çıkıyoruz. İyi ki kısa boylu değilim. Çok kötü oldu. Çok iyi oldu. Ya, sana toplu oldu minyon. Bu ne yapıyor? Ay. Uzundan kapmışlar direkt. Minik oldu. Çok güzel oldun. Şu an fotoğraf kabinindeyiz. Ve nasıl çalıştığına bakıyoruz ama hala anlamadık. Ve diyor ki üzerinizde yeşil renk tonları içeren kıyafet varken lütfen çektirmeyiniz. Yeşil var. Acaba ne olur ki? Denesek mi denemesek mi? Bence çok etkili. Düşünmüyorum. Beyaz da var mı? He, arkaya istediğin efekti koyduğun için anladım. Green şey filmlerde evet, var ya. Aynen. O zaman deneyelim mi? Deneyelim. Aldık resmimizi ve ilk deneyimimiz fotoğraf kabininde. Güzel oldu bence, sence? Evet, eğlendik. Güzel çıkmış mıyız? Şalın evet. Etkilememiş yeşil olmuş. Şalın etkilememiş ama gözlüklerim... Aynen, benim gözlüklerim biraz farklı. Burçlara göre de yazan şekilleri var. Benimki yay. Seninki ne? Kova. Güzel kokuyor mu acaba? Maskeden koku bile alamıyorum. Tipi bitişi korona bit. Çok parlak. Tarz oldu aslında. Ayna yok mu? Senin kameradan bak. Tarz oluyor. Denesene sen de bunu. Aynen, aynen yok herhalde. Wow, Gucci eşarpla birlikte zengin kuzenim.
Şuna bak. Gratis'te gözlük bakmak. Kedi göz. Aynı. Aa, bu bizimkinden. Bizimkinin modeli. Bundan da alacaktım, vazgeçtim kötü durur diye. Bir tak bakayım. Aa, yakıştı. Elit kız kitap alışverişi yapıyor. Bence de çok aşırı güzel bir kitap. Ben ağladım yani, çok tatlı. Devamını da okuyacağım. Aa, bu ciltli mi? Keşke tüm kitaplarımı ciltli alabilsem ama çok fiyat farkı oluyor ya genelde. Şu kitap da ne kadar popüler oldu bir anda. Aşırı satmaya başladı. Dizden dolayı mı? Dizden dolayı. Nerede ya? Aşık oldu. Bu dergilerin içinden poster falan çıkıyordu. Hep alıyordum. İşte ben. Wow. Bana hazır mısın baba? Kamu spotu, çocuğunuzun beynini geliştirin. Evet, lütfen geliştirin. Etrafımızda çok beyinsiz insanlar var çünkü. Anne, beynimi aç. Evet. Şu an sinema için izin aldık. Aslında sinemaya girmeyi pek düşünmüyorduk. Ama bir tane film varmış. Puanı biraz düşük, 5.9 ama içlerinden en iyisi o gibi. Çünkü dublaj izleyemem. Altı yazılı o vardı. Bir de konusu da ilgimizi çekti. Şu an sinemayı bekliyoruz. Şu an saat kaç bakalım? Şu an 3.10 geçiyor. Yemek yiyeceğiz. Kampanyadan. Sonra sinemayı. Evet, filmin konusundan bahsetsene. Yani iklim değişikliği gibi bir şey oluyormuş. Miami sular altında kalıyormuş. İşte gündüz yaşanmıyormuş. Artık hep gece oluyormuş falan. Ben de böyle bilim kurgu filmlerini severim. İşte öyle. Şimdi biri bize paşetine emanet etti. Bunun için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bize çünkü bize için güveniyorlar. İyi kalpli kızlara benziyoruz. O yüzden alıp kaçalım ve onu ters köşe yapalım. Şu an bekliyoruz. Aynen. Bomba varsa içinde. Şu an Burger King'in önündeyiz. Bilet kampanyasından çok ucuz fiyata ikili menü aldık. Hani bilet alacaksanız unutmayın. 44'ten 28'e düşüyor galiba. Öyle yani. Benim menümüz geldi. Çok acıklıştık. Evet. Kaynaşanın üzerine yapacaksın. Olmadı. Büyücü şapkasına benzedi. Ama güzel. Sinemadan çıktık. Şimdi çikolata yemeye geldik. Harika bir gün. Maşallah. Nasıldı film, beğendin mi? Güzeldi, ben beğendim. Değişik. Yani güzeldi film. Spoiler vermek istemiyorum yoksa. Siz izleyin gidip yani. Ortalama güzel bir film. Bilim kurgu sevenler için. Şimdi biz çikolatamızı gömeceğiz o yüzden. Bay bay. Son zamanda. Evet, sonra üniversiteye gideceğim. O da gidecek ayrıca.